Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. 30 Ekim 6 Kasım haftası Başak burçlarını neler bekliyor? Sizler için niyetlendim ve içtim. Umarım bu haftanız sağlıklı, sıhhatli, keyifli, huzurlu, mutlu ve aşk dolu geçer demek istiyorum. Güzel dileklerimizi kendimiz duyacağımız şekilde söylersek yol akar. Bunu unutmayın lütfen. O yüzden niyetlerinizi lütfen kendinize sesli olarak, içinizden değil, sesli olarak dillendirin. Şimdi gökyüzü olarak baktığım zaman bu hafta kendinizi geliştirmek istediğiniz plan, kendinizle alakalı planlar yapmak isteyeceğiniz bu bir hafta. Şimdi bir tutulma geliyor ama bu tutulmadan evler etkilenecek. Onları geçiyorum. Genel anlamıyla iyi açı aldınız, kendinizi ifade ettiğiniz konularda, duygusal konularda özellikle iyi bir hafta sizi bekliyor. Bunun haricinde stratejik zeka, mücadele zekası da gene aktifleşiyor. Yani bir şeyler yapmak, bir şeyler katmak, özellikle kendinize, kendi hayatınıza gerçekten çok isteyeceksiniz. İlişkiler konusuna baktığım zaman da ilişkilerde biraz para meselelerinden dolayı seçimlerinizi sorgulayabilirsiniz. Hani çok mu para peşine düşen bir eş ya da sevgiliniz var? Ya da çok mu para harcamayı seven? Hani bunlara biraz daha sanki bu hafta dikkat ediyorsunuz. Hani daha doğrusu gözünüze batıyor diyeyim. Böyle bir hafta sizleri bekliyor. Şimdi hemen falımızı açıp falımızda neler var bakmak istiyorum. Gökyüzü böyle etkiliyor, tamam. Bir de bakalım falımızda neler var. Evet, ilişkiler konusunda gördüğünüz gibi havada görsellerimiz var. Bakın bunlar havada demek şu demek: ayakları yere basmayan düşünceler, kararsız olduğunuz konular demek. Bu konularla alakalı yapılacak olanları birazdan söyleyeceğim. İş konularına baktığımız zaman da sadece bir gününüzde bir tıkanıklık var. Orada ciddi bir tıkanıklık var yalnız. Onun haricinde güzel bir hafta sizi gerçekten bekliyor. Evet, güzel bir fal. Sevdim sizin falınızı bu hafta. Bazen kötü çıkınca diyorum ki kapatıp yeniden mi çeksem? Sonra diyorum ki ama kısmet bu haftaya. Şimdi geçtiğimiz hafta bir kere sırtınıza yük olmuş birçok konuyu bırakmışsınız arkanızda artık. Yani bunlar yük. Çözdüm, çözdüm, çözmedim. Neyse artık önüme bakacağım. Takıldım, içime dert ettim. Ayrı konu ama önüme bakacağım demişsiniz. Hatta hemen şunu da söyleyeyim. Çok inatçı, fevri tavırları olan bir eş ya da arkadaş ile tartıştığınız, biraz canınıza sıkan bir süreçte yaşamış olabilirsiniz. Bu hafta bu konularla alakalı bir süre düşünmeyeceğim. Bu konulara takılmak istemiyorum. Bunlarla ilgili ne yaparsam yapayım sanki karşı taraftan alacağım tepki çok da değişmeyecek der gibi çıkıyorsunuz. Şimdi içinize atmış olduğunuz sıkıntıları aslında hareketlerinizle belli edeceksiniz bu hafta. Fevri olabilirsiniz, ani çıkışlarınız olabilir, eleştiri dozunuz yükselebilir. Yani biraz bir şeyleri eşeleyeceksiniz. Aslında burada amacınız kötü değil. Bir şeyleri düzeltmek, yeniden başlangıçlar yapmak. Hatta burada hafta ortası eş ya da sevgililer arasında kısa bir yolculuk, ikili planlama, birlikte bir şeyler yapma gibi bir organizasyonda düşüneceksiniz. Burada sizin dışarıdan niyetleriniz kötü anlaşılıyor. Yani sanki sizden hep tepki mi bekliyorlar diye düşünüyorum. Hani böyle bir karşınızdaki kişi ellerini açmış, hani yapma der gibi, hani konuşma der gibi bir şeylerden çok rahatsız olmuş karşınızdaki kişi. Aslında siz yapmak istediğiniz şey o olmasa da karşınızdaki kişi geriye doğru çekmiş kendini. Tepkilere böyle bir geri çekilerek cevap vermeye çalışıyor. Şimdi siz bu planı yaptığınız anda aslında karşınızdaki kişi yumuşuyor. Burada başının üstünde güzel kalp görselleri var. Sizi seven, sizi değer veren bir insan ama bu ara ne yaşıyorsanız ikiniz için de aynı şey geçerli. Havada görsellerde, yani ayaklarınız yere basmıyor. Yani hayatınızda bir şeyler oturmuyor. Bu oturmayan konular her neyse bunlara daha çok takılıp ilişkinizi biraz arka plana itmişsiniz. Bu haftada aslında bu İtilmiş olan ilişki tekrardan ortaya alınıp biraz sizin mücadelenizle, ki karşı taraf o ilk verdiğiniz tepkilerden biraz korkabilir. Sonrasında onunla ılımlı yaklaşımıyla birlikte hafta sonuna çok güzel giriyorsunuz. Gerçekten bu hafta basamak basamak, bakın şurada çıkacağınız, ilişkinizi toparlayacağınız bir hafta. Kavga ettiniz, barışırsınız. Küstünüz, barışırsınız. Burada ama Başak Burcu'nun daha mücadele ettiği. Çünkü karşı taraf sizden biraz çekiniyor. Hani böyle kavga mı etmek istemiyor, yoksa laf mı duymak istemiyor ya da konuyu mu kapatmak istiyor? Bu tarz bir görselde çıktığı için bu hafta, özellikle hafta sonuna doğru ilişkiler konusunun da güzel gelişmeler yaşayacağınızı düşünüyorum.
çok fazla üstüne düştüğünüz bir durum da var aslında. Hani bir şeyde diretiyor musunuz diye düşündürtüyor şu an bu görsel beni. Hafta sonu sanki eşiniz yanınızdan ya da sevgiliniz yanınızdan biraz böyle kaçar gibi. Hani biraz tavırlar mı? Bir şeyinizden kaçıyor sizin bu kişi ya. Konuşmalarınızdan gibi de duruyor aslında ama bir şeylerden kaçıyor. Hani öyle bir toparlama sürecine gireceksiniz basamak basamak ama. Hızlıca olmayacak bu arkadaşlar. Basamak basamak. Bu hafta bir basamak, iki basamak atlayacaksınız ama önünüzde daha uzun bir merdiven var. Bu ilişkiyi toparlamak için emek vermeniz gerekiyor. Hemen üstünde bir anahtar, yeni başlangıçlar demek çok ortada. Ne yapacağımı bilemiyorum. Buradan başlamam mı gerekiyor? Şuradan gibi bir kararsızlığınız var ama bir yerden başlıyorsunuz ve o başlangıcınız da sizin için iyi olacak. Gelelim iş konularında. İş yerinde karşınıza bir kişi eğilmiş, ayaklarınıza kapanmış çıkıyor. Kimdir bu? Bu kişi sanki aranızda bir diyalog geçmiş. Burada siz şaşırıyorsunuz yalnız. Hani o kişinin böyle bir şey yapacağını düşünmüyorsunuz. Ya bir tartışma yaşadınız. Bu tartışmada sizin dediğiniz kabul edilmedi. Sonrasında gelip diyecekler ki sen haklıymışsın. Ya birileri sizin kalbinizi kırmış, kalbinizi kırdığını fark edecek, gelecek karşınıza özür dileyecek. Yani pazartesi günü aslında çevrenizde size karşı ılımlı tavırlar göreceksiniz ve burada biraz şaşırıyorsunuz. Hani her zaman kavga ettiğiniz birisi vardır. O gün gelecek, ne haber, nasılsın? İşte ben geçen günler kusura bakma şu yanlışı yaptım. Ya da geçen günler olan olay hoşuma gitmedi. Ben biraz yanlış konuştum gibi böyle üstü kapalı da olsa önünüzde eğilen bir kişi var. Bu duruma şaşırıyorsunuz ama çok keyif alıyorsunuz. Burada kafanızda bir ikilem var. Yani acaba gerçek mi? Yani böyle bir durum da var. Acaba gerçek mi? Gerçekten hatasını anlıyor mu? Hatalı olduğunu farkında mı diyeceksiniz. Burada SM U belki de o tarz isminde o konuşamadım. O tarz harfler olan bir kişi. Çevredeki bazı kişiler de bu duruma şahit olacaklar. Şimdi gelelim şu kapalı olan konuya. Önü kapalı bir para mı almak istiyorsunuz? Önü kapalı. Hatta şöyle içine bir de bakalım. Evet, bu içine bu şekilde düşünmek fayda. Ya diliyorsunuz, yalvarıyorsunuz, bir para beklentiniz var. Böyle yüzünüzü direkt gökyüzüne kaldırmış, bunun olması lazım der gibi çıkıyorsunuz. Bir dilek, bir istek, bir kişiyle konuşma, bir beklenti içindesiniz. Önünüzde arkanızda insanlar var. Siz ikilemde kalmışsınız. Kafanızın üstünde kocaman bir parasal ağırlık var. Bu konuyu çözmek istiyorsanız eğer bu hafta çok da çözüm alacağınız bir hafta değil. Atıyorum 1.000 liraya ihtiyacınız vardır. Siz 300'ünü bulursunuz. Öyle söyleyeyim. Çevrenizde küçük küçük temiz balıklar var ama esas kafanızın üstündekini karşılayacak ederde bir para görselleri yok. Artı bir de şunu hemen parantez içinde belirteyim. Anne olarak değerlendirebiliyorum burada. Çocuğu karşısında anne ile aralarında böyle bir gelgitli süreç var. Bu gelgitli süreçte bir para meselesi de olmuş zannedersem. Bunlarla ilgili bu hafta bir aydınlanma yaşanacak. Parantezi kapatıyorum. İşe devam ediyorum. İş konularında bu hafta dediğim gibi beklenti içinde olduğunuz bir para varsa çok zor. Küçük olur ama büyük olmaz ya da istediğiniz olmaz. Bu hafta bu konuları Salı günü defter gibi kapatacaksınız. Öteleyeceksiniz yani. Olmuyorsa olmuyor deyip devam edeceksiniz yolunuza. Devam ettiğinizde de parça parça konular var. Çözmeniz gereken. Bu konuları sanki siz alacaksınız elinize. Böyle hani dağınık kağıtlar gibi düşünün. Bu kağıtların böyle hepsini bir araya toplayıp bir düzen sağlayıp sonra da bu düzenle birlikte yolunuza devam edeceksiniz. Ama bu sağladığınız düzen bu hafta karşılığını alacağınız bir düzen değil. Sanki ileriye yatırım yapıyorsunuz bir konuda. Ya bir iş başvurusu yapacaksınız ileriye dönük olarak. Ya işinizle alakalı yapmış olduğunuz bir çalışma bu hafta toparlanacak ve ileriye dönük olarak sunum yapacaksınız gibi düşünün. Eğer çalışmıyorsanız bu hafta özellikle Salı günü para harcamayın. Para harcamayın yani. Başınıza bela olur para harcama konuları. Evli değilim, bekarım. Ailemleyim. Hemen dönelim. Aile içerisinde yaşanan bir karışıklık var. Bu karışıklığı izliyorsunuz. Bu karışıklığın içine müdahil olmuşsunuz. Diliniz yanmış, kenara çekilmiş izliyorsunuz. Ama ailede bu hafta bazı şeylerde düzelmeler, daha ılımlı konuşmalar göreceksiniz. Bakın geçtiğimiz hafta sıkıntılar varmış. Net olarak geçtiğimiz haftayı kapatmaya çalışacaksınız bu hafta başı. Ve gördüğünüz tartışmalar dahi olsa çok da olumsuz değil. Size iyi gene bak düzelme oldu dedirtecek görseller de çıkıyor. İkili ilişkiler içinde kaçan, kırdığınız eş, sevgili varsa şayet onun bu hafta gönlünü alma haftası. Bir de buradan bakalım bu hafta ekleyebileceğimiz bir şeyler var mı buradan?
Vallahi bakın burada iki insan birbirine sarılıyor. Siz ne kadar bunu şöyle biraz tutmaya çalışayım ama ne kadar oradan görebilirsiniz bilemiyorum ama iki insanın da kafası dolu arkadaşlar. Hani şimdi biraz bencil düşünmemek lazım. Hani benim sorunlarım, benim sıkıntılarım var. İşte onlardan dolayı bazen yanlış davranıyor olabilirim. Ama karşınızdaki kişide de bu sıkıntılar var. Ama gene birsiniz. Gene birbirinize sarılmış sıkıntıları birlikte çözmeye çalışıyorsunuz. Bir de şöyle bir durum var burada. Onu da eklemem gerekiyor. Şimdi sizin bir sevgiliniz var. Evli çift de olabilir tabii bu. Yalnız birlikte olduğunuz demeyeyim de iletişim halinde olduğunuz bir kişi de var. İse şayet bu hafta bu kişiyle aranızdaki iletişimi kesmek isteyebilirsiniz. Burada bir karışıklık var. Çarşamba günü özellikle ya yanlış yaptığınızı düşüneceksiniz ya karşı taraf bir şeyleri yanlış yapmış. Böyle bir elinizde bıçak almış sanki bu kişiyle olan iletişim ağını kesmeye çalışıyorsunuz. Ve ayın 13'üne kadar da bu konuda bir mücadele verebilirsiniz. Başka neler var? Vallahi iş yerinde çok güzel gelişmeler yaşayacaksınız bu hafta bir kere. İş yeri daha temiz. Yani evet çok bir şey söylememe gerek yok. Burada anlatılacak o onun elinde bu bunun yanında gibi değil. İş yerinde mesela bir kişinin üstünü çizmişsiniz ama bu hafta size farklı yaklaşım, farklı duygular hissettirecek. Bir yenilenme yaşayacaksınız. Çizgi çektiğiniz konuları önünüze tekrar alıp bir kere daha düşüneceksiniz. Aslında bu hafta kendinize zaman ayırdığınız ya da kendinizi dinlediğiniz, kendiniz için bir şeyler yaptığınız hafta olarak da çıkıyor falımıza. Çok güzel bir fal. Bu haftanız sağlıklı, sıhhatli geçsin sevgili Başak burçlarım. Keyfiniz bol olsun. Aşkınız tabii ki bol olsun. Bugünlük, daha doğrusu bu haftalık bu kadar. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki falımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.